Onların Dünyası Paribu sunar. Orfe'nin şöyle bir hikayesi var. Orfe bu Argo'ya yola çıkmadan önce çukura mı düşüyor? Ne? Bunun bir tane Eurydice diye bir karısı var. Eurydice kız ismi. Hepimiz evde yar. Ölüyor. Bu da çok üzülüyor. Müzik yapmayı bırakıyor. Herkes diyor eyvah yani müzik yapmayı bırakıyor. Teoman 1. Teoman 1. Orpheus 2. Merhaba Bengü, merhaba Can, merhaba Tunç Bebek, Berat. Berat uzun bir tatilden geldi arkadaşlar. Ceza olarak da mikrofonu yok. Ben 6 gün tatil yaptım. Berat 16 gün tatil yaptı. Yani hala bu tatilin az olduğunu, yani emekçinin hakkı falan dedik. Evet. Bugün The Green Book'tan bahsedeceğiz. What the hell is Green Book hocam ya? Green Book abi, Amerika'da kölelik kaldırıldıktan sonra dahi güneyde siyahiler haklarına kavuşamadılar. Yani federal yasa onları kölelikten kurtarmıştı. Ama bir sürü yerel yasa geçirerek, Amerika bizim gibi değil, bir federal yasa var. Bunlar çok fazla değildir. Diyelim işte içki yaşı, işte silah kullanma hakkı falan gibi şeyleri belirleyebilir. Onun dışında pratikteki birçok yasa oranın eyaleti tarafından yapılır. Eyalet değil bunlar, devlet. Bunu anlamıyoruz biz. Amerika Birleşik Devletleri diyoruz, sonra da eyalet diyoruz da kafa basmıyor bizim. Çünkü bizim için olmazsa olmaz bir üniter devlet. Osmanlı'yı çöküşten kurtaran üniter devlet. Tersi bir durum hafsalamızı almıyor. Hafsalamızı almadığı için de eyalet diyoruz. Dolayısıyla o eyalet dediğimiz devletlerin çıkardığı yasalar. Bunlar Jim Crow yasaları diyor. Biz aslında biraz önce de konuştuk ya hocam. Federal dediğimizde hep eyalete özgü bir şey gibi anlıyoruz ama aslında Amerika'da merkezi olan şeye evet, federal diyoruz. Federal o da neden federal bir devletin hükümeti olduğu için. Aslında federal bizim anladığımız gibi. Federasyon yani otonomi olan kendi otonom yapıları olması lazım. Oradaki hükümet federal hükümet olduğu için federal başkentin federal hükümeti. Federal deyince merkez devlet anlaşılıyor. Aslında biz tam tersi anlıyoruz. O yüzden federal bir şey merkezi demek. Ankara gibi. Ama atıyorum mesela orada valiyi başkası seçiyor. Virginia o vali yönetiyor. Hakimi kendisi seçiyor. Savcıyı kendisi seçiyor. Polis teşkilatı kendisine bağlı. Birçok filmde görürsünüz. Başkanın çok az adamı vardır. Mesela şeyde vardı. J. Edgar'da FBI'yi kurduğu zaman 36'ya kadar FBI'de silah taşıyamıyorlar. FBI adamı gidiyor ben başkanın bağlı FBI'den diyor. Oradaki polis diyor ki bana ne başkandan diyor. Öyleydi yani. 2. Dünya Savaşı'na kadar da bir merkezi devlet falan yoktu. Washington DC'de ufacık bir yerdi zaten. Bu savaşla kurdular Amerikan devletini. Ve birkaç tane şey çok önemlidir orada. Biri otoyollar çok önemlidir. Çünkü onlar federal. Bugün bile mesela içki yaşını 21'i öyle yaptılar. Dedi ki federal hükümet içki yaşı 21 kabul etmiyorsan sana çıkış vermiyorum o eyaletlere. Onu benim dediğim yaşa getirmezsen. Yani federal yasayı da uygulattıramıyorsun bazen. Federal yasa köleliği kaldırdı ama Jim Crow yasaları dediğim yasalar ne? Mesela oy kullanacak. Oy kullanmak için sınav koyuyorsun abi. Yani eşit hak oy kullanmak var ama sınav beyazlar da giriyor diyorsun. Oy kullanmak için iki kuşağında da oy kullanan adam olması lazım. Şimdi hangi siyahin iki kuşağında oy kullanabilen? Hani işe girerken şey istiyorlar ya senden. İş tecrüben var mı? Abi herkes bunu isterse benim nasıl iş tecrübe olacak? Gidip kaçak bir şirkete girip orada mı çalışacağım yani? Dolayısıyla böyle bir dönemdi ve Green Book bu tip bir dönemde işte siyahiler güneye gittiği zaman emniyet içinde nereye gidebilir? Nerede yemek yiyebilir? Hangi otellerde kalabilir? Bunu gösteren kitaplar 36'dan 66'ya kadar mı ne çıkıyor? Hakikaten var 66'dan. Bir tür rehber aslında. Bir tür rehber. Arkada bir örneğini koyarız. Güvende olmaları gerekiyor çünkü çok fazla saldırı oluyor, öldürebilirler. Çünkü yerel, işte bu da hukuk açısından şöyle problem var. Yerel hukukunda böyle bir problemi var. Yani oradaki jüriler, hakimler oradan çıktığı için bu cadı bölümünde de anlatmıştım. Eğer orada bir ırkçılık, kadınlara karşı, başka bir ırka karşı ya da bir bağnazlık varsa bunu gideremiyorsun. Niye gideremiyorsun? Jüri de oradan geliyor. Hangi film bu anlamda çok klasiktir? To Kill a Mockingbird, Bülbül Öldürmek Harper Lee'nin hem romanı da olağanüstüdür. Filmi de Gregory Peck'in. Orada çünkü ne vardı? Bir tane siyahiye kız yaklaşıyor. Bu çok tipik bir orta çağ hikayesi. Şövalyelerle kraliçeler arasında olur. Çocuk bir şey yapmıyor. Reddedilen kadın da. Hatta şeyde var ya. Yunan mitolojisinde de var bu. İşte yanına gidiyor. Kraliçe onunla birlikte olmak istiyor. O da birlikte olmayınca iftira atıyor. Ben ırzıma geçti diye. Ona benzer bir şey oluyordu. Bir siyahi işte böyle bir iftira atılıyordu. Ondan sonra adalet aranıyor. Fakat jüri yerel. Ve hepsi siyahi görünce ırkçılık devreye giriyor. Dolayısıyla bu tip problemler de var. Yani güneyde sana bir şey olduğu zaman gittiğin adalet Washington DC'nin ya da Ankara'nın ya da İstanbul'un adaleti değil. Oranın adaleti. Bu sistemin artıları olduğu gibi böyle eksileri de var. Peki hocam filmde biz 60'lı yılları görüyoruz. Aslında böyle popüler algıda bu kölelik ve siyah ayrımcılığı sanki 150-200 yıl önce yaşanmış bitmiş gibi görünüyor ama işte. 1960'lar gibi çok yakın tarihlerde bile çok canlı olarak görülüyor, izleniyor. Çünkü haklar öyle kağıt üzerinde alınmıyor. Bu Türkiye bunun çok güzel örneğidir. Türkiye'de de mesela insanlara seçilme hakkı, kadın işte ne bileyim işçilere haklar, kadın hakları falan filan yukarıdan verildiği için çok sahip çıkılmaz mesela. Sen sahip çıkacaksın. Bunun en güzel örneklerinden biri buradadır. Haklar kağıt üzerinde var ama o uygulanmıyor. Çünkü demokratik rejimlerde başka şey var. Çünkü Güneylilerle Kuzeyliler arasında bir başkan seçiminde bunlar kafa kafaya geliyorlar ve Güneylilerin oylarını satın almak için temsilcilerini, hani şu meşhur toplanıyorlar Washington'da. Diyorlar ki biz size karışmayacağız orada diye bir teminat veriyorlar ve ondan sonra iş 1870'lerden, yani restorasyon da bittikten sonra 19. sonundan itibaren Güney'i kendi haline bırakıyorlar ne olursa olsun diye. Ne zaman ortalığı ayağa kaldırdılar? Yani üniversite kampüslerine gittiler, otobüste ayrı oturma, beyazın otobüsüne oturdu, tutuklanmayı göze aldı. Gene bununla ilgili çok film var Amerika'da. Ben o kadar o filmlere o kadar çok şey yapmıyorum. Hep aynı şeyi anlatıyor ama bu güzel bir örneğiydi başka bir yerden gösterdiği için. Yani hikayemiz ne? Hikayeyi söylemedik. Hikayede çok meşhur bir siyahi piyanist Güney'e gidecek. Güney'e giderken de bir bodyguarda ihtiyacı var. Bodyguard da İtalyan bir bouncer, yani ne denir? Bir fedai. O fedai filmin başında siyahilere karşı otomatik bir ırkçılığı var. Nasıl var? Film zaten böyle çok çiş bir sahneyle açılıyor. İşte bir takım siyahi insanlar gelmiş. İşte ne bileyim evde iş yapıyorlar. Bir şey onarıyorlar falan. Sonra su veriyor ona karısı. Bütün İtalyanları toplamış. Geniş bir aile toplantısı var. Eğleniyorlar falan. Sonra adam alıyor onları. Bardağı çöpe atıyor. Karısı da geri alıyor ama karısı da pintilikten geri alıyor. Ve tabii ki filmin sonunda bu durum tam tersine gelecek. O yolda bond edecekler. Zaten ama bunu Ezberi Yaşanar'da anlatmıştık. Irkçılığın ya da dışlayıcı hareketlerin temeli de odur. Biz bilmediğimizden korkarız. Bugün neden artık azalıyor bu? Azalmalı. Artık tanıyoruz birbirimizi. Yani bilmediğin adama karşı böyle başka bir ırktan, başka bir dünyadan gelmiş gibi davranabilirsin. Film aslında onu anlatıyor. Yani tanımadığımız insanlardan çekiniriz ya da onlara karşı saçma sapan görüşlerimiz olur. Tanıdıkça bu kırılır. Peki biraz filmde şöyle bir izlek takip ediyoruz o zaman. Yani kendisinin uğradığı ayrımcılığı başkası üzerinde hegemonya kurmaya yönlendiren bir tipoloji var orada. Yani siyahın içtiği bardağı çöpe atıyor ama kendisi hakir görülünce örneğin zenginlerden. Evet. Zaten bundan... filmin enteresan. Şimdi filmdeki kontrast, yani bir siyahi var bir de hoşgörüsüz beyaz var. O kadar kuvvetli değil aslında. Oradaki ambiguity, belirsizlik zaten izletiyor. Şu çok kolay bir hikaye. Yani bunu herhalde kötü bir senarist öyle yazardı. O kontrast çok sert olabilir. Kötü çok kötü. İşte beyaz hoşgörüsüz, dallama bir adam. Ve iyi de ya da işte mazlum da zulme uğramış. Öyle değil. Sen Vallelonga, İtalyan yani hoşgörüsüz karakterle ilk baştan empati kurabiliyorsun. Çünkü o da aslında işçi sınıfından gelen biri. O da mesela onun da karşı tarafa karşı ırkçı hisler aslında bir şeye dayanmıyor ve zamanla çözülüyor. Öğretilmiş bir ırkçı. Evet ve ama şimdi empati kurarsan o adamın iyileşmesini istersin. Anlatabildim mi? Sadece çünkü bu yoksa yok olmasını istemen lazım. Onu çok güzel başarmış. Ve birkaç yerde mesela siyahi de hep haklı değil. Siyahi de zengin zalim. Yani biri beyaz olmanın avantajlarını şey yaparken öteki de ekonomik sınıfsal avantajlarını kullanıyor. Mesela siyahi de diyor ki biraz hani küfürlü konuşmasak. Anlatabildim mi? Çünkü zengin insanların, sofistike insanların yanına gidiyoruz. Güneyde zengin ailelerin önünde piyano çalacağız. Zengin beyaz ailelerin. Zengin beyaz ailelerin. Güneyde zengin siyah aile yok zaten. Siyah yok. Yani siyah var o da zengin. O nasıl zengin olmuş hocam? Göstermiyor filmde değil mi bunu? O annesi işte piyano çalmayı öğretmiş. Saint Petersburg'muş. En iyi insanlardan ders almış. New York gibi bir yerde var olabiliyor siyah ama güneye iniyor ve bunu bilerek yapıyor. Güneyde kötü karşılanacağını az para aldığı halde. Neden yapıyor hocam? Çünkü orada çok güzel bir şey var. Genius is not enough. Deha yeterli değil. It takes courage to change people's hearts. Bir insanın kalbini değiştirmek için cesaret lazım. Kendisi için bir cesaret bu yani. Evet, oralara inmesi bir cesaret. Zaten şöyle adam piyano çalıyor. Muhteşem bir alkış bilmem ne. Aynı evin tuvaletine girmeye çalıştığı zaman tuvalete sokmuyorlar. Siyahiler tabii dışarıda tuvalet. Böyle köy tuvaleti gibi bir şey yapmışlar. Bu da öğretilmiş bir şey olduğu için aslında değil mi? Yani onlar neden bunu yaptıklarını biliyorlar mı? Değmesin. Burada onu da çok güzel anlatıyor. Burada böyle olur en baştan beri. Ya insanlar alışkanlıktan çok rahat kötülük yapabilirler. Zaten sistemli kötülükler öyle olur. Sorgulamazsın. İnsanların kendisi bu kadar kötü değil. Ama belli şeyleri otomatik kabul edersin. James Baldwin'in de anılarında böyle bir şey vardı hocam. Mesela en mutlu olduğu yer İstanbul. Çünkü İstanbul'da asla siyahlara ırkçılık yapılmıyor. Çünkü öyle bir şey yaşamıyor. Burada çok mutlu arkadaşlar. Tabii yani burada çünkü başkalarına ırkçılık. Amerika'da o kadar mutsuz ki. O kadar Amerika'da çok mutsuz. Hiç şey, hatta böyle gülüsürlerle falan takılırken hep yani sanatçı olarak kendini çok iyi hissediyor. İnsan olarak çok iyi hissediyor. Çünkü burada yok diyor. Belki St. Petersburg'da okudu dediniz diye diyorum. Ya onun başka bir şey daha da olabilir. Mick Jagger da buraya çok gelirmiş. Çünkü burada zamanında 70'lerde hiçbir yerde dönmeyen çılgın partiler dönüyormuş. Her numaranın olduğu. Biraz ondan da olabilir. Bu zengin muhitlerin sofistike hali meselesi. Abi orada çok bir temas. Orada çok güzel bir şey var. Bu hakikaten muhteşem. Çok felsefi bir şey. Film bunu üzerine takip etmiyor ama aslında ilk şeyini veriyor. Şimdi adam diyor ki siyahi çok lord gibi. Öteki de böyle arabada yemek yiyor. Tam bir hayvan. İtalyan hayvanı yani. Diyor ki biraz kendine çeki düzen ver. Gittiğimiz yerlerde küfürlü falan konuşma. Biraz lafını bil. Bunlar çok sofistike insanlar diyor. Tuvalete siyahi olduğu için kendisini sokmayan insanlara sofistike diyor. O da diyor ki tamam ha, bak ya falan diyor. Sonra da diyor ki bir de ismini değiştirelim diyor. Niye diyor? Vallelonga diyor. Çok uzun bir isim. Bunu söyleyemezler diyor. Diyor hani sofistikeydi, bir ismi söylemeyecek adamlar sofistikeydi. Ama muhteşem bir şey. Çünkü abi biz şıklıkla, ritüelle desteklenmiş organizasyonsal kompleksiteyi bireyin kompleksitesi zannediyoruz. Biz şıklığı sofistikasyonla karıştırıyoruz. Zenginlerin en büyük numarası budur. Çok abartılı ritüeller yaparlar. Sen de karşındakini bir şey zannedersin. Fakirler böyle kandırılır abi. O yüzden bu krallar bilmem ne bunların çoğu tık tıktır ya. O anlamda muhteşem de bir film The Help'ti. The Help muhteşem bir filmdi. Zengin, şık, beyaz, Alabamalı kadınların çocuklarını nasıl siyahi kadınlara baktırttıklarını anlatıyordu. Ve nasıl o kağıttan kaplan bir Alabama aristokrasisi vardı orada. Yani dejenere olmuşlar, cahiller ama dışarıdan baktığımız çok şık gözüküyor. Çünkü oğlum o kadar dekorasyon, o yüzden para veriyorsunuz. Kendini sofistike göstermek için. Vallelonga ismini telaffuz edemeyecek kadar cahil. Ya da bizim siyahimiz, yani ırkçılığa uğrayan siyahi karakter, piyanistimiz. Kendisi o ırkçılığın bir mağduruyken yanında İtalyan bir şoförle gittiğini ve zenginlere çaktırmak istemiyor. Bu çünkü bazen mağduru olduğun şeyin ana teorilerini alır. O yüzden hala zulüm öyle yürür zaten. Sen kendi durumunu onarmak istersin. Bütün paradigmayı değiştirmek istemezsin. Çoğu zaman öyledir. Amerika'da bugün vergiler artmasın diyenler hep alt kesimdir. Çok enteresan. Adam fakirle savaşmak istemiyor. Kendisi zengin olmak istiyor. Fakirlik kavramıyla bir problemi yok. Ya da bu aşırı milliyetçilerin birbirleriyle habere dövüşmesi. Adamın aşırı milliyetçilikle bir problemi yok. Oradan kavga çıktığını düşünmüyor. Sen niye aşırı milliyetçisin diyor. Sen niye benim milletimin aşırı milliyetçisi değilsin diyor mesela. Oradan çıkar. Çünkü hep yani paradigmayla savaşmayan hareketler yenilik getirmez. O yüzden Fransız devrimi, Rus devrimi falan bunları anlattığımız bölümlerde de anlattık. Çoğu zaman insanların mücadeleleri köylü isyanlarından o yüzden hiçbir şey çıkmaz. Çünkü köylü isyan ne ister abi? İşte öşür vermeyeyim, aşar vermeyeyim, kiliseye şunu vermeyeyim falan. Neden feodal yapı var? O bilinçteki isyanlar azdır. İşte Rus devrimi, Fransız devrimi. O da büyük paradigmatik bir ve önceden örgütlenme gerektirir. Peki hocam ikisi de Oscar adayıydı bu oyuncuların. Oscar vermelerini nasıl buluyorsunuz hocam? Hadi size sorayım. Valla ben, yani siz senaristiniz daha, ben hikayede bir numara görmedim. Hikayenin güzel olması için ne lazım? Bir ahlaki ambiguity, moral ambiguity olacak. Yani ahlak kesinlik olmayacak. Burada pek yok o. Karakter bir ilerleyecek, progresi olacak. Kendini, o var biraz. Bir de hikaye yavaş yavaş. Mesela Terminator'u düşünün. Geçen Zeynep'le onu izlediğim için şey yapıyorum. Yani Terminator çıkıyor. Bu herif kim? Hangisi? Hangisi kötü? İlk filmde kötü olanı ikinci filme iyi olarak geldi. Zamanla çözüyorsun. Bu adam niye cıva falan. Burada öyle bir şey de yok. Daha dakika bir kabak gibi. Bu anlamda film çok güzel bir soundtrack. 2 tane muhteşem oyunculuk üstüne dönüyor. Bir de doğru tema üzerinde dönüyor. Bakın böyle Oscar alınıyor zaten. Braveheart'ta da öyle. Çok salakça bir hikaye vardı. Anlattım bunu. Şimdi çok sevdik diyorsunuz. Evet çok seviyorsunuz ama çok film izlerseniz bir süre sonra o hikayeleri ezberliyorsunuz. Geleceği yeri görüyorsun yani. Ama mesela şöyle değildi. The Duel öyle değildi. İkisinin de Opus Magnum'unu yaptık. Yani ikisi de tarihi film. Kast hocam işte doğru kast. Yani bence hikaye de güzeldi. Yani. Vigo mükemmel oynamıyor mu? Yani şöyle Vigo Mortensen üstünde Norveç bayrağı eksik. Gerçekten. Ona rağmen neden İtalyan olarak ilk başlayın ki? Ne alaka? Çünkü ben Vigo Mortensen'i İstanbul Promisi'nden falan hatırlıyorum. Orada da Rus'u oynuyordu. Orada Rus'tu. Fakat herif muhteşem yapmış. Amerikan İtalyanların konuştuğu İtalyancayı. Ve bunu kolay kolay yapamıyorlar. Mesela Baba'da Al Pacino'nun, Robert Kennedy'nin gene başka filmlerde falan konuştuğu İtalyanca çok kötüdür. Bunlar da büyük oyuncu yani sorsan. Yani kusura bakma yani. Herhangi bir İngiliz çatır konuşuyor. Hocam o kadar da değil yani. Abi tamam da bunu da yapacaksın o zaman. Ben de burada YouTube'da. Tabii seni oraya çağrı yapıyorum diyorsun. Kendine gel. Hayır yapamıyorum. Yok yani İtalyancaları çok kötü. Hani o kültürden o kadar kopmuşlar. Vigo hepsini yener değil mi hocam? Vigo çok güzel konuşuyor. Yani orada şeyleri desgraziade diye konuştukları ailenin hepsi konuşuyor. Jestler çok iyi. Çünkü Amerika'da başka bir İtalyanca konuşuyor. Birkaç yerde de zaten onun şeyini görüyor. Dolayısıyla o kısımları falan filan çok iyi. Vigo Mortensen zaten New York'ta büyümüş. Onun da etkisi herhalde çok. Yürümesi falan. Evet, yürümesi o şeyi falan. Acayip iyi yapıyor yani. Müzik tarafına ne diyorsunuz hocam? Valla ondan çok anlamam ama dinlerken çok hakikaten hoşuma gitti. Aslında bir klasik müzik piyanisti olmasına rağmen caz çalıyor. Tabii klasik müzik. Orada da çok güzel bir felsefe şey var. Bu klasik müzik piyanisti ama buna diyorlar ki ya sen siyahisin. Hani böyle müzikler çalma. Adamın Aretha Franklin haberi yok. Yani adam kendi kültürünü bilmiyor. Buna biraz daha böyle siyahilere giden bir müzik çaldırıyorlar. Caza yakın bir müzik herhalde. Dolayısıyla adamın ama esas çalmak istediği şeyler bunlar değil. Orada güzel bir şey var İtalyan. Sen onları boş ver. Sen burada tarih yapıyorsun. O da şey sorusuna geliyor. Zamanında böyle bir iddia vardı arkadaşlarım. Mozart bugün gelse elektronik müzik yapardı diye. Ben o zaman dalga geçerim salak bunlar diye. Ama aslında çok mantıksız değil. Belki de yapardı. Çünkü belki de yapıyor. Şu anda birisi Mozart oluyor yani. Belki de elektronik müzik dünyası. Yani evet. Argümanın devamı da oydu. İşte şu bak bugünün Mozart'ı falan diyorlardı. Ben tabii gıcıklık olsun diye. Kimmiş hocam onlar ya? Yok ona da John Lennon için şimdi olsa rapçi olurdu diye röportaj vermiş. John Lennon'dan beklerim de. Yani şu eğer Mozart müzik tarihi içinde o dönem çok büyük yenilik getiriyorsa şimdi dinleyince anlaşılmıyor ya yenilik. Hani hepsinde aynı aletler. Hani böyle şey gibi bir Dr. Dre çıktı. Hani ya da ne bileyim Chuck Berry çıktı müzik değişti. Tarzı bir şey değil. Hani anlayamıyorsun ya onu. Öyle bir yenilik getirdiyse bugün de en son formatı kullanacaksa adam hem daha biraz daha halka indirmesi hem de en yeni kullanması açısından belki de hakikaten adam bugün gelse elektronik müzik yapardı. Çünkü o opsiyonların hepsini değerlendirmek isterdi belki sonuçta. O da başka enstrümanları kullanan bir adam. Gitar virtüözü değil ki. Belki de turntable'da ya da ne bileyim işte bilgisayarın başında müzik yapacaktı. Müzik doktorudur belki. Müzik doktoru. Ya bir de o müzik doktoru. Burada mükemmel bir sahne değil mi hocam? Anlamıyor. Zaten filmin çok komik de bir yanı var. Bu İtalyan birçok şeyi anlamıyor tabii. Ama böyle adam da gene işte güzelliği o empati kurduruyor sana. Hani anlamıyor, cahil demiyorsun. Yani zaten anlaşılacak şeyler değil. Mesela ben adam doktor, şimdi iş randevusuna gidecek doktora gidiyor bu. Doktor dediği piyanist, müzik doktoru. Ya bu doktor şey gibi mesela ben ilk doktora yapmaya başladığımda yemede de keklemeye çalışıyordum. Lan artık romatizmalar geldi mi? Hani. Ama sana öyle yorum atmışlardı. Abi ya, bir tanesi doktora. Öyle. Bir tanesi Twitter'da muhteşem bir yorumdu. Onu bulabilirsek şuraya koyarım ama zannetmiyorum bulabileceğim. Twitter'da bir şey araması çok zor çünkü. Sizi şerefsizler, profesörlerin hepsi doktor da değil. Profesörlerin hepsi böylesiniz. Bilmem ne gidince bıçak parası için özel muayeneye yönlendi. Aa bir şeyler söylüyor. Bıçak parası yok kardeşim. İtiraf et falan diyor böyle. Yani ne alakası var? Hani gerçekte böyle şeyler oluyor mu? Gerçekte de hani gerçekte de çok Hanzoca bir tepki ama yani biz top tüfek parası alabiliriz. Bıçak parası alamayız. Ama adam beni böyle bir de bayağı uzun uzun giydirmişti yani. Evet. Ben bununla ilgili bir Fransa ektimde bir arkadaşla bahse girmiştim. Yanında kaldığım da bir arkadaştı Günce. Ya iddia et dedi ki Fransa'da doktor unvanını kapıya yazamıyorsun dedi. Ben de Amerika'dan yeni gelmişim. Fransız şeyini tam kavrayamamışım. Öyle şey mi olur falan dedim. Abi o zaman da internet yok. Biz başladık kavga etmeye. Ama bir gün kavga ettik. Sonra ben haksız çıktım. Nedenmiş hocam? Abi bir Fransa deminde bir yani diyelim sen çocuk ateşlendi, doktor arıyorsun. Gece beni zorluyorsun, 20 dakika kaybettin. Doktor Emrah Safa Gürkan. Ateşe çıktı ne yapayım işte kutsal sudak falan diyorum. Önünü önden almışlar toplum. Böyle bir yasa hakikaten var mı? Ben yoktur. Tarihçi olarak en büyük faillerimden biridir çünkü tarihçi olarak feodal dönemlerden kalan ya da çok Amerikalı düşündüm. Böyle bir yasa olamaz. Benim hakkım çok liberal düşündüm. Biraz da öz eleştiri hocam. Tabii bireyin hakkını kamunun önüne çok koydum. Yani dedim kardeşim ben hiç koymazsın. Bir de doktorayı alalı 2 ay olmuş. Demek ki internet varmış. Evet etmişim yani. Onlar da doktorayı bitirememişlerdi. Başka bir kavga var burada. Doktorsam kullanırım falan diye. Ben bu ünvanı aldıysam o çocuğun ateşinde düşürürüm. Ne var ya? Islak bez koyun geç. Tabii oğlum yıllar ne alakası var? Yıllarca diş doktorlarına bilmem nelere tedavi oldu insanlar yani. Ben de. Berberler sünnet yapıyordu arkadaşlar. Ha berberler sünnet yapıyordu. Ülkelerde baytar bile iş görüyor. Hayır arkadaşlar lütfen dediğim gibi böyle baytarı çıkça falan gitmeyin. Bunun ülkemizdeki ortalama algı seviyesi düşük. Her şey profesyoneline yaptırın. Hocam filmde böyle size şey gelen, çiğ gelen bir yer oldu mu? Var ya. Mesela şey var. Abi o ilk baştan zaten adamın ırkçı olduğunu gösterdiği sahne çok kötü. Yok bardak atıyor falan. Don diye böyle gözüme. Uğraşmıyor zaten ama öyle filmler o sıkılıyor. Karakterin böyle yolculuğu işte. O. Karakterin yolculuğu da yani Breaking Bad'teki gibi böyle vermiyor onu. O zaten güzel şeyler diziye kaydı. Filmler tırtoya bağlı da hani Hollywood'da falan. Hiçbir sinemaya gitmiyor çünkü. Bu streaming çıkınca falan. Action'a bu da öyle bir film yani. Oyunculuk olmasa bunu ortalama oyunculara oynat. Bu kadar güzel bir film olmaz. Mesela bir de bu şimdi ilk gün aynı otelle bile giremiyorlar. Restorandan çıkarıyorlar bunları. Atıyorlar resmen. Bu ertesi gün şeye gidiyor. Elbise almaya şık bir yere gidiyor. Oradan da atıyor. Abi onun da tahmin edersin. Ondan sonra bir bara girince dayak yiyor. Ondan sonra gidip işte yani öyle bir noktada ki adam fazladan macera yaşatmışlar. Kitap okumadım tabii de. Yani bu ne kadar? True Story galiba. Evet True Story. Var böyle bir adam. Hatta bunun ayrıca belgeselini falan da yapmışlar. Ya şöyle bir şey aklıma geliyor hocam. O zaman ırkçılık çok yüksek ya mesela. Bu Green Book dedikleri şeyi peki ırkçılar keşfetmiyor mu? Bunlar hangi restoranlara gidiyor? Ya o kadar da deli değiller ya. Oradaki olay bak abi Güneyine Amerika'nın gitmediyseniz gidin orada göreceksiniz. Çok garip bir yer yani. Amerika 2 tane. Bir böyle New York Amerika'sını biz çok görüyoruz. Amerikalılar inanılmaz bağnazdır. O yüzden bugünkü mesela bütün aşırı kültürel görüşün Amerika'dan çıkması boşuna değil. Çok bağnaz bir toplum. Ve çok kapalı yaşamış. Birkaç yüzyıl inanılmaz kapalı yaşamış toplumda. Mesela Sunset Town diye bir şey var. Siyahiler 6'dan sonra yolda bile dolaş orada. Ki dolaşa başlarına bela giriyor. Bilmiyor bunlar. Şimdi mesela bu açıdan bakıyorsun oha diyorsun. Ama öteki açıdan şey vardı. İçki içemediğin dry county'ler vardı. Restorana gidiyorsun abi. İçkini getirebilirsin. Kendin dışarıdan içkini getiriyorsun. Adam sana tribüşonu getiriyor. Sen açıyorsun. Dry county orada içki içilmediği için garson açamıyor. Dedim ya benim kolum olmasa. Adam dedi kolum olmasa nasıl yiyeceksin? Dedim güzel. Fair point. Ben de adamı açtırmaya çalışıyorum. Öyle abi gittik şimdi böyle Atlantic City'ye gittik kumarhane. Ben oynayamadım kumar. Memur yapım geldi. Çok rahatsız oldum yani. Ben anormal dedim gel bari bir şey yemeye gidelim böyle anladın mı? Herkes şey yapıyor falan. Adamlardaki o tutku ve şey beni korkuttu. Dedim bari bir yemek yiyelim. Geldik buraya Hamza gibi dönmeyelim. Gittik. Yemek yiyeceğiz. Adam diyor ki içki nereden? Gidip bir yerden alacaksın. İçki yok. İyi gittim. Bir tane şarap aldım geldim. Adam tribüşon getirdi sen açacaksın diyor. Ya dedim ne ya işte burada böyle kuralla ben açarsam. Bak hukuk hileye bak. Of acayip saçma evet. Ya. Öyle şeyler Amerika'da var. Dolayısıyla adamın aslında aslında oradaki şeyi böyle peşine düşüp yok etmekten ziyade gözükme. Bak bu çok etkili bir şeydir. Gözükme. Siyasette çok önemli bir tartışmadır. Evinde yap, ne yapıyorsan bana gözükme. Yani kendi mahallende yaşa. Adam sen yok ol demiyor. Bugün de öyledir. Bugün Amerika onu başka bir noktaya getirdi. Onları sosyoekonomik olarak gettolara fırlattı. Bir tanesini başkan seçiyor, bir tanesini 40 yılın başı vali yapıyor. Ama işte bu sistem çünkü. O zaman sana diyor ki işte sen yeterince iyi olamadığın için değilsin. Hem onu diyor hem de bir de farklılık sadece ırkçılık ve söylem üzerinde kalıyor ya. Sosyoekonomik şey sadece söylem üzerinde gösterdiği için başka türlü dışlamasını konuşmuyor. Şimdi başka bir dışlama var. Bugün o problemler çözülmedi. Fakirlik, işte ne bileyim gettolaşma, gentrifikasyon dediğimiz şeyler. Zaten Amerikan soluna saldırıya devam ediyor. Evet abi çünkü sol falan değil. Öyle sol olmaz oğlum. Bu benim şey gibi böyle ne bileyim abi çocuk üniversitesi gibi. Çocuk üniversitesi yazınca oraya üniversite olmuyor ya. Aptal saptal. Sen üniversite değilsin kardeşim. Daha giderken kandırıyor seni yani. Şimdi orada da öyle bir şey var. Esas eşitliğe saldırmaya hiçbir şey solmalı olamaz abi. Bir ekonomik tabanı var. Onu konuşmuyorsun. Başka şey konuşuyorsun. Burada da böyle bir problem. O yüzden o adamın gidip öyle işte ne bileyim. Mesela kölelik kaldırılıyor. Kölelik kaldırıldığı zaman insanlar kölelik kadar kötü bir durumda kalıyorlar. Niye abi? Paraları yok. İşçi olarak vasıfları yok. O kadar işçi ihtiyacı yok. Bunlara yardım eden federal bürolar 5-10 senede kapanıyor. Yani başında bir hayır yok. Ne oluyor? Problem çözüldü. Eğer iş diskursa, söylemse iç savaşta çözüldü bu problem. Niye 100 yıl sürdü abi sonra? Ekonomik abi. Sen parayı elinde tutmazsan hakkı da elinde tutamazsın. Uygulamada yok. Uygulamada yok yani. Uygulatamazsın. Tamam. Hele hele bugün. İşte zaten Don'la Tony arasında bazen onun da çatışması oluyor. Yani aslında iki mağdur. Evet farklı açılardan mağdur. Evet, o farklı açılardan öteki. Biri tamam hukuki açıdan biraz uygulamada ve algı açısından öteki ekonomik açıdan. Çünkü biri de fakir. O ekonomik şeylerin davranışlara yansımasında da filmin bazı sahnelerinde mesela, var. Sigara içmek falan. Evet sigara içmesi, hırsızlık yapması. Ama şöyle bir hırsızlık yapması. Ya yerde bir tane şimdi çok güzel bir sahne. Renkli boyalı şeyler satıyorlar böyle. Taşlar çok pahalı da satıyor. Bir tanesi yere düşmüş. Bu da alıyor bunu cebine atıyor. O da onu görüyor siyahi. Bunun parasını ödeyeceksin. Bunu çaldım diyor. Ben bunu çalmadım. Yerde buldum diyor. Ama orada şey var. Zaten bunu satan bir kazıkçı. Abuk sabuk şeyi fazla paraya satıyor. İki, Amerika'ya da çok uygun bir mantık. Yere düşmüş şeyi alabilirsin hakikaten. Eğer her şey böyle çok mekanizmaysa, hukuksa hani anlatabildim mi? Yani mantıklı olmasa bile hukuki olarak tartışılabiliyorsa adam hukuken de haklı. Yani o çok güzeldi. Hem içinde bulunduğu kültürü yani kendisini ezen kültürün şeyini ona karşı kullanması. Çünkü tamam adam onu yerden aldı bu şey ama o paraya satmak da bir hırsızlık ya. Abi toplum var. Her şey meşrulaştırılabilir. O zaman isyancı devrimci övmeyeceğim bana. Çünkü onu övdüğün zaman suçu da övüyorsun. Hem burjuva olup hem değişik yansı olamazsın o anlamda. Yani 1917'de yaşasan cam pencere indirdiğin için kınar mıydın? Bugün burada biri öyle bir şey yapsa kınarsın. Yani her şey durumsal ya. Böyle evrensel doğrular yok ya. Şu yapılmaz. Ne zaman yapılmaz? Hangi şartta yapılmaz? 1917'ye geldiğinde yapmaz mısın mesela? Ya da bir Fransız İtalian'da yapmaz mısın? Yapılmış ve bugün onun yapılmasını överken öteki taraf çok burjuva olabiliyor. Anlatabildim mi? Her şey kontekstüel. Peki hocam filmde Offenbach'ın Orpheus hikayesi var. Ya filmde bir şeyi yanlış almışlar. Şimdi adamı cahil gösterecekleri için İtalyan'ın böyle komik anları var. Anlayamıyor bazı şeyler. Senin diyor siyahiye yani piyaniste. Senin diyor yetim çocuklarla ilgili bir albüm vardı. Yo diyor benim öyle bir albüm yok ya. Orphan diyor. Orphan değil diyor ya. Orfe diyor. Orfe Ozanfer. Offenbach'ın meşhur cehenneme giden Orfe. Yani Hades'e inen Orfe'nin şeyi. Onu anlamamış Orfe'yi. Orphan zannetmiş. Buradan da biz Orfe kelimesini yani ama çok meşhur bir operayı. Dersi. Evet. Çok meşhur bir operayı anlamayan bir adam. Cahil. Ama aslında Orfe zaten Yunanca'da da Orphan kelimesiyle aynı kökten geldiği için adam belki de çok kültürlüymüş gibi bir şey yapabilir. Orfe'nin... Fazla yanlışa giderek doğruyu bulmuş. Evet. Fazla yanlışa giderek evet arkadaşlar. Bazen o kadar yanlışsınızdır ki doğru olursunuz. Orfe antik çağın en büyük kavalcısı diyecektim. Ama Apollon geldi. Apollon'a kaval yapıyor diye Hephaistos falan filan. Onlar geldi kaval diyeceğim. En büyük müzisyenim. O kadar ki Jason and Argonos vardı. Onu izledin mi? Argo diye bir gemiye binip Gürcistan'a gidiyor. Yunanlıların Karadeniz sahillerine gitmesi büyük bir hikayedir abi. Jason değil de Jason ama Jason diyoruz. Argo diye bir gemiye binip böyle Gürcistan'a falan gider. O Yunanları çok büyük paralize etmiş. Gerçekten Karadeniz halklarının Samsun'a da uğruyorlar. 2500-3000 Herkül de uğruyor Samsun'a. Ama işte bayağı travmatik geçiyor. Karadeniz halklarının 3000 yıldır değişmediğini Jason and Argonautların hikayesinden Argonautica'dan okursanız görebilirsiniz. Altta da şeyini referansını vereyim. Şimdi oraya gidiyorlar. Orada falan da var. O kadar güzel ki sirenlerin sesine karşı mı ne? Orfe de lirini çalınca yani seni büyüleyen o şarkıya bile gitmiyorsun. Bir tane gerizekalı gidiyor. Onun dışında hepsi o kadar. O da Orpheus'a karşı immün. Ona karşı immün olunca mal gibi gidiyor. Onu taşa çeviriyor sirenler. Taşa mı çeviriyordu? Bazı yerler unutmuş oldu. 20 sene oldu. Her neyse. Orfe'nin şöyle bir hikayesi var. Orfe bu Argo'ya yola çıkmadan önce çukura mı düşüyor? Bunun bir tane Eurydice diye diye bir karısı var. Eurydice kız ismi. Hepimiz evde yar. Ölüyor. Bu da çok üzülüyor. Müzik yapmayı bırakıyor. Herkes diyor eyvah yani müzik yapmayı bırakıyor. Teoman 1. Teoman 1. Orpheus 2. İkisini atlatamadık. Sonra en sonunda araya Apollon tanrı koyuyorlar. Adam babası tanrı. O da diyor ki tamam diyor. Hades'e iniyor. Hades'e gidiyor ki sana şarkı çalacağım çok etkileneceksin. Hades de cehennemin bekçisi işte. Hades ve Persefon. Bekçi değil de tanrı diyelim. Tanrısı. Sonra Orfe aşağı iniyor. Hades diyor ki biz buradan kimseyi bırakmıyoruz. Ölmüş kimseyi cennete çıkarmıyoruz. Çünkü Yunan tanrıları her şeyi de yapamıyor bu arada. Yani kendi koydukları kurallara falan. Yani kendin üstünde bir. Onun da ayrı bir tanrısı vardı hatta. Evrenin kurallarının öyle her şeyi yapamıyor ama bunu yapacağız senin için bir kerelik. Fakat bir tane şey söyleyeceğiz diyor. Sen diyor arkandan 10 adım gerinden gelecek Eurydice ama hiç geri bakmayacaksın diyor. Bu geri zekalı mal. Çünkü niye mal? Erkek. Bu kadar kafası yaşıyor. La aptal bakmasana. Acaba abi gerçekten tam geliyor mu diye bakmıştır. Tam çıkarken bu heyecanla hızlı yürüyor. Bir kere uygun adım bozulmaz kardeşim. O geride kalınca da bir merakla bakıyor. Ruh olarak böyle ha diye geri gidiyor ve ruh oluyor. Ondan sonra tekrar müziğe başlıyor ama. Tevan da başladı zaten. Yani şey Orfe'nin hikayesi o. Onun da çok güzel Orfeus Zanfer yani cehennemdeki Orfeus diye çok güzel bir operadır. Ya hocam kavga sahnesinden sonra gözaltına alınıyorlar ve Robert Kennedy'yi aramak istiyor. Robert Kennedy'yi arıyor çünkü Robert Kennedy 1962 yılında 63-64 oldu tam tarihini hatırlamıyorum. Mississippi'ye giremeyen siyahi bir öğrenci var Mississippi'de. Üniversiteye giremiyor. Şimdi Washington bunun girilmesi gerektiğini söylüyor. Fakat nasıl yapacak? Polis yerel. Hakim yerel U.S. Marshall'ları yolluyor. Bunu birkaç örnekte yapıldı. Bazında Marshall ne oluyor hocam? U.S. Marshall abi Amerikan sisteminde federal hükümete bağlı çok az polis vardır. Bunlardan biri U.S. Marshall'dır. DEA'dir bunlardan biri. FBI'dir. FBI mesela neyi araştırır? İki eyaletli suçları değil mi? Ama sadece eyalet içinde kullanabileceğin federal yapı U.S. Marshall. Aslında şerif gibi ama hükümete bağlı. Rapor verdiği yapı ayrı. Oradan emir alıyordu. Oysa Washington vali bir yasa uygulamadı mı ona karşı kullanabileceği birkaç tane asker var. Ya da asker değilse bu tip bir polis örgütü var. O U.S. Marshal'ı yolluyor. İleride başka yerde National Guard'ı yollayacak. U.S. Marshal'larla ilgili Justified dizisine tekrar tavsiye edeyim. Orada anlarsın. Mesela U.S. Marshal'ların ne iş yaptığını çok dalga geçirdi. Şey falan yapıyorlar. Mesela bir hapishaneden bir hapishaneye adam taşınacaksa bunlar taşıyor falan. Herkesin yetkileri belli. Peki Robert Kennedy öğrenciyi sokuyor mu yani? O sokuyor o yüzden. Ha. Hakikaten öyle bir durumda kalınca arayabileceğin 60'lardaki insanlardan biri Robert Kennedy. Ona bir referans olduğunu tahmin ediyorum. Opus Magnum'un bu bölümünü Paribu'nun katkılarıyla çektik. 8-10 Eylül tarihlerinde Paribu'nun sonunda Bozcaada Jazz Festivali sizleri bekliyor. Duyurmuş olalım. Görüşmek üzere diyelim. Ve bir daha Amerikan güneyinde geçen iki filmi de önererek bitirelim tekrar. The Help ve To Kill a Mockingbird. Başka güzel filmler de vardır. Bence Django da çok güzel veriyordu o şeyi. Paribu'nun sunduğu Opus Magnum'un sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yarının Dünyası Paribu sundu. Paribu.